Metinde verilen bilgilerden hareketle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal Paşa, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını memnuniyetle karşılamıştı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası programında inkılaplar için gerekli ortamın oluşmadığını ileri sürüyor, demokrasi ve cumhuriyete bağlılığını bildiriyor, dinsel inanış ve görüşlere saygılı olduğunu belirtiyordu. Ancak demokrasi gereği yeni bir partinin kurulmasıyla hükümette bulunan partinin eleştirilmesi, cumhuriyete ve inkılaplara düşman olan art niyetli kimseleri harekete geçirdi. Bunlar yeni partide toplanarak halk üzerinde yoğun bir propagandaya başladılar. Halkı devlete, cumhuriyete ve inkılaplara karşı kışkırttılar. Samimi insanların dini duygularını kendi siyasal çıkarları için kullanmaya başladılar. Bu propaganda bazı yörelerde başarılı oldu ve Doğu illerinde büyük bir isyan, Şeyh Said isyanı çıktı. İsyanın cumhuriyeti ve inkılapları tehdit etmesi üzerine bir dizi önlem alınarak ayaklanma bastırıldı. Bu arada Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın bazı üyelerinin isyanın içinde yer alması nedeniyle ilk muhalefet partimiz olan bu parti 3 Haziran 1925 tarihinde kapatıldı. Metinde verilen bilgilerden hareketle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Partinin kapatılmasıyla demokrasi kesintiye uğramıştır. Doğrudur. Bir parti kapanıyorsa demokrasi darbe yemiş demektir. A şıkkına ulaşırız. Üyelerinden bazılarının isyanda yer almasından dolayı parti kapatılmıştır bilgisi de doğru. Bakın şu bölüme dikkat ederseniz, bu arada Terakkiperver Cumhuriyeti Fırkası'nın bazı üyelerinin isyanın içinde yer alması nedeniyle bu parti kapatıldı diyor. B şıkkına ulaştık. Cumhuriyete ve inkılaplara düşman olan art niyetli kimseler partiye katılmıştır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bakın şurası çok önemli. Ancak demokrasi gereği yeni kurulan bir partinin kurulmasıyla hükümette bulunan partinin eleştirilmesi, cumhuriyeti ve inkılaplara düşman olan art niyetli kimseleri harekete geçirdi diyor. Buradan da C şıkkına ulaşabiliriz. Partinin kapatılmasıyla çok partili hayata geçişin ilk denemesi başarılı olmuştur. Arkadaşlar parti kapatılıyorsa çok partili hayata geçişiniz başarılı olamamış demektir. Hatta yarıda kalmış demektir. Ulaşılamaz olarak verilen cevabımız D şıkkıdır. 1930 yılına gelindiğinde birçok alanda inkılap yapılmış ve hayata geçirilmişti. Fakat ülkede tek bir parti olduğu için siyasi rekabetin olmaması dışarıdan Türkiye'ye karşı bakışı olumsuz etkiliyordu. Tek partili yönetim eleştiri ve denetim eksikliği nedeniyle görevini tam olarak yerine getiremiyordu. Tüm bu gelişmelerin ardından ülke yönetiminde farklı insanlardan oluşan yeni bir kadronun baş gösteren sıkıntıların çözümünde faydalı olabileceğine inanan Mustafa Kemal, çok partili sisteme geçiş için bir deneme daha yapmaya karar verdi. Fakat kurulacak partinin mevcut düzen içinde muhalefet etmeli ve iktidara geldiğinde cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmaya çalışmamalıydı. Bu amaçla yakın arkadaşı olan Fethi Okyar Bey'i yeni bir parti kurmaya ikna etti. Yeni partiye güven sağlamak için çocukluk arkadaşları olan milletvekillerinin hatta kız kardeşi Makbule Hanım'ın da bu partide görev almasını istedi. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet döneminin ikinci muhalefet partisi olarak 12 Ağustos 1930'da İstanbul'da kuruldu. Partinin kurucuları cumhuriyete bağlı ve laik düşünceden yana olan kişilerdi. Fakat parti örgütlenmeye başladığında cumhuriyete, laik düşünceye ve inkılaplara karşı olanlar partinin örgütlerinde görev almaya başladılar. 7 Eylül 1930'da İzmir'de ve sonrası başka yerlerde yapılan parti mitinglerinde bu durumun bütün açıklığıyla ortaya çıkması üzerine bu gelişmelerden ürken Fethi Okyar 17 Kasım 1930'da partiyi feshetti. Yani kendi partisini kendisi kapattı. Serbest Cumhuriyet Fırkası 18 Aralık 1930'da resmen kapatıldı. Metinde verilen bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakın biz ulaşılabiliri bulmaya çalışacağız. İkinci Muhalefet Partisi'nin kurulmasıyla çok partili hayata geçiş başarıyla tamamlanmıştır. Bakın kuruldu ama parti kapandı dedi devamında. O yüzden çok partili hayata geçiş henüz başarılı olamadı. Birinci bilgi yanlıştır. Hatta şöyle yapalım. Bir olanları silelim. Zaten bakın sildiğimiz zaman cevap çıkacaktır. Kontrol edelim. Türkiye'de tek partili bir rejimin olması dış ülkelerin ülkemize bakışını olumsuz etkilemiştir. Bakın şurası. Fakat ülkede tek parti olduğu için siyasi rekabetin olmaması dışarıdan Türkiye'ye karşı bakışı olumsuz etkiliyordu cümlesinden ikinci bilgiye rahatlıkla ulaşırız. Tek partili yönetim muhalefet eksikliğinden tam olarak denetlenememiştir. Yine doğru bir bilgidir.
Tek parti varsa bu partiyi denetleyecek bir parti yoktur. Bu da muhalefet eksikliğinden dolayıdır. Yine bu da metinde verilen bir durumdu. Üçüncü bilgiye de ulaşırız. Cevabımız C şıkkıdır. Milli iradenin hakim olduğu demokratik ülkelerde temel hak ve özgürlükler gelişir. Atatürk, her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. Buna göre Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir? Aslında dikkat ederseniz çok açık arkadaşlar. Bakın istediğini düşünmek diyor. Yani düşünce özgürlüğü. Dini icapları yerine getirmek, yapmak, yapmamak. Yani vicdan özgürlüğü. Yani biz bunu arayacağız. Burada vicdan özgürlüğü ve düşünce özgürlüğünü arayacağız. Baktığımız zaman haberleşme özgürlüğü demiş, katılım hakkı demiş, özel hayatın gizliliği demiş, özel yaşamın gizliliği demiş. Bakın B şıkkında düşünce ve inanç özgürlüğü. Düşünce ifade edebilmek demektir. İnanç da bulunduğu, mensup olduğu dinin gereklerini yerine getirip getirmemeye kendisinin karar vermesi demektir. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan siyasi partiler ve genel özellikleri verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım hemen. Cumhuriyet Halk Fırkası ilk genel başkanı Mustafa Kemal'dir. 1930'lu yıllarda devletçi ekonomi modelini savunmuştur. İki dereceli seçim sistemini savunmuştur. Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlıdır. Köklü inkılapları gerekli görür. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk genel başkanı Kazım Karabekir'dir. Liberal ekonomik modeli savunmuştur. Yani bakın Cumhuriyet Halk Fırkası ile farklı ekonomik modelleri savunuyor demektir. Liberal demek özel sektörün ekonomiye katılması demektir. Tek dereceli seçim sistemini savunmuştur. Bakın yine Cumhuriyet Halk Fırkası ile ayrışmış arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Fırkası iki dereceli seçimi savunuyor. Terakkiperver tek dereceli seçimi. Cumhuriyetçilik ilkesine bağlıdır. İnkılapların zamana yayılarak yapılmasını savunmuştur. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin üyesi olduğu partiden istifa etmesi gerektiğini savunmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası'na bakalım. İlk genel başkan Fethi Bey'dir. Liberal ekonomik modeli savunmuştur. Ekonomi modelinde terakkiperverle aynı düşünüyor. Tek dereceli seçim sistemini savunmuştur. Yine seçim sisteminde terakkiperverle aynı düşünüyor. Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlıdır. Vergilerin yeniden düzenlenmesini gerekli görür. Kadınlara siyasi haklar verilmesini savunmuştur. Şimdi tablodaki bilgilere göre hangilerine ulaşılabilir dedi. Partiler arasında fikir ayrılıkları vardır bilgisine kesinlikle ulaşırız. Bakın ekonomi modellerinde farklı, seçim sistemlerinde farklı, işte inkılapların yapılmasının zamanlanmasında farklı düşünceleri var. O yüzden 1'e ulaşırız. Partilerin benimsedikleri seçim sistemlerinde iki ayrı model vardır. Bakın bir tanesi iki dereceli seçim, bir tanesi tek dereceli seçim. Burada da bakın tek dereceli var. Yani iki sistem. İki dereceli, tek dereceli. O yüzden 2'ye de ulaşırız. Tüm siyasi partiler aynı ekonomik modeli benimsemiştir. Bilgisi yanlıştır. Hemen bakalım. Bakın Cumhuriyet Halk Fırkası devletçi ekonomi. Yani bu ikisinden farklı. Bu ikisi neymiş? Liberal, liberal. Demek ki aynı ekonomik modeli benimsemiştir. Bilgisi yanlıştır. 3'e ulaşamayız. Cevabımız A şıkkıdır. Türkiye'ye dostça yaklaşmayan bazı devletler kökleri tarihe uzanan bir takım emellerin peşinden koşmaktadır. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek güçlenmesinden rahatsız olan çeşitli devletlerin düşmanca tutumları ve politikaları günümüzde de hala devam etmektedir. Metinde verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir? Arkadaşlar metinde vurgulanan durum yabancı ülkelerin bizim ülkemize tehditleridir. Yani dış tehdittir. Bakalım hemen. İç tehdit diyor. Hayır, dış tehdit olduğunu söyledik. Jeopolitik konum ülkenin dünya üzerindeki yeridir. Bununla ilgili bir şeyden bahsetmedi. Birlik ve beraberlikten de yukarıdaki metinde bahsedilmemiştir arkadaşlar. Ancak burada vurgulanan durum dış tehdittir. Cevabımız B şıkkıdır.